geçiyoruz. Son bir hafta içinde Suriye ve Irak'ta yüzlerce sivili katleden Amerika Birleşik Devletleri'nden skandal açıklamalar var. Her zamanki gibi gelenek yine bozulmadı. Aşağılayıcı ve tiksindirici açıklamalar. Amerikalı komutan Townsend, Musul'da 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan bombardımanla ilgili olarak bütün binayı yıkmayacak çapta bir mühimmat bıraktık. Ancak bina tamamen çöktü. O binanın tamamen çökmesinin nedenini araştırıyoruz, dedi. Son haftalarda Suriye ve Irak'ta sivil katliamlarına yeniden hız veren Amerika Birleşik Devletleri ordusundan güler misin ağlar mısın dedirten pişkin bir açıklama geldi. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Amerikalı komutanı Korgeneral Stephen Townsend, ABD Savunma Bakanlığı'na video konferansla bağlanarak son zamanlarda Musul'un batı yakasıyla Suriye'de koalisyon uçaklarının neden olduğu sivil kayıplar hakkında açıklamalarda bulundu. Townsend'in açıklaması tam bir pişkinlik örneği olarak kayıtlara geçti. DAEŞ'ın sivilleri öldürdüğü bir ortamda basının ABD saldırılarında ölen sivillerle bu kadar ilgileniyor olmasını hayretle karşılıyorum diyen Townsend, bir gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla DAEŞ'ı mı karşılaştırıyorsunuz sorusuna ise yanıt veremedi. Amerikalı komutan Musul'da son bir hafta içinde katledilen yüzlerce insan içinde skandal ifadeler kullandı. Emin olduğumuz şey o bölgede hava saldırısı düzenlediğimiz. Ancak hangi saldırıların bu sivil kayıplarına neden olduğundan emin değiliz. Amerikalı komutan 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili de adeta dalga geçercesine açıklama yaptı. Bütün binayı yıkmayacak çapta bir mühimmat bıraktık. Ancak bina tamamen çöktü. O binanın tamamen çökmesinin nedenini araştırıyoruz. Musul'da yaşanan sivil katliamı ile ilgili açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü'nden Donatella Rovera, Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir, dedi. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre terör örgütü DAEŞ, Batı Musul'da sivilleri binalara kilitleyip canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler açıklamasında 17 Şubat'tan bu yana Musul'un batısında en az 307 sivilin hayatını kaybetti, 273 sivilin de yaralandığı belirtildi. Bu arada İngiliz Independent gazetesinin Musul'da bulunan Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn da DAEŞ'ın elindeki Batı Musul'dan kaçmaya çalışan sivillerin DAEŞ ve Irak ordusunun keskin nişancıları tarafından vurulduğunu yazdı. Cockburn, Irak ordusunun operasyonu başladığından bu yana Batı Musul'da 3800'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 23 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.